Sevgili dostlar hepinize merhabalar. 15 Nisan Cumartesi günü oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere bu videomuzda sizlerle birlikteyiz. Baktığımızda güzel bir hafta sonu bülteni var. Ben bu kanalda beraber iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Kazançlı bir hafta sonu olmasını bekliyorum. Şimdiden de hepimize bol şanslar arkadaşlar. Tabii ki öncelikle huzurlu, keyifli, sağlıklı bir hafta sonu olsun. Zaten beraberinde kazanç da gelebiliyorsa ne ala deriz. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Hem bu videodan sonra pazar karşılaşmaları için son rütüşleri yapmam gerek. Bir de kendi yoğun numara açıkçası hafta sonunda biraz rahat etmek istiyorum ve bu videoda yer vereceğim takımlarda açıkçası sezon başından beri zaten birçok kez değerlendiğimiz takımlar bu kanalda. O yüzden çok ekstra detaylara da girmeye gerek yok diye düşünüyorum dostlar. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım videoyu onu da sizlere özellikle söyleyeyim. Maçlarımıza geçmeden de arkadaşlar sizlerden ricam belli. Eğer hala hazırda videoyu bir beğeni bırakmadıysanız beğeni yapmadıysanız da durdurup beğeni yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Gerçekten çok emek veriyorum, çok mesai veriyorum. Ee, dediğim gibi daha pazar karşılaşmalarını da hazırlayacağım. Son rütüşleri yapacağım orada da. Ortada ciddi bir emek, ciddi bir efor var. Ee, YouTube algoritması gereği de e, bu beğeni taleplerini sizden istemek durumundayım. Sizden talep etmek durumundayım. Çünkü kendi kendime yapabileceğim bir şey değil. İnanın yapabilecek olsam onu da istemem ama böyle bir şart koşuyor YouTube. Ben de sizlerden istemek durumundayım dostlar. Kanalımızın büyümesi için, daha ilerlememiz için olmazsa olmaz bunlar. Tabii ki bizlere abone olmadan takip eden dostlarımız var. Onlardan da abone olarak kanalımızın büyümesine katkı sağlamanı rica ediyoruz. Yani beğenileriniz de olsun, abone, e, abone olarak olsun destek verin ki dostlar daha yeni daha iyi içeriklerle, sizleri daha memnun edecek içeriklerle karşınızda olalım. Bizleri bu anlamda memnun edin e, ve motive edin dostlar ki dediğim gibi sizler için daha faydalı, daha yeni içeriklerde de üretelim. E, bu anlamda da dediğim gibi e, desteklerinizi bekliyorum sizlerden. E, Tabi biliyorsunuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi konferans ligi e, bülteninden çıktık. Yani e, kendi adıma konuşuyorum. Sen e, ya Feyenoord Roma maçının 2.5 gol altında bir ee, azal, Anderet azaltma maçında Anderet sürprizinden yine 2.5 altta kaçmayı başar. Dünyanın patladığı Leverkusen Saint-Gilles maçında karşılıklı gol varla yine işin içinden sıyrıl ama gitsin United son dakikada yediği, son dakikalarda kendi kalesine attığı iki golle bütün dünyayı patlatsın. Gerçekten olacak iş değil. Yani gerçekten izah olan bir karşılaşma değil ve bize de şunu bir kez daha çok net gösterdi ki dostlar evet analiz, maç izleme ee, bu işe kafa yorma, mesai verme bunlar çok önemli, çok kıymetli şeyler ama şans yanınızda olmayınca bu iş gerçekten olmuyor. Yani bu karşılaşmada maç sonucu bire ki Avrupa oranları biliyorsunuz yeterli oluyor zaten. Avrupa'dan yüklü giren adamın şu andaki halini psikolojisini düşün. Yani bu adama ne diyebilirsiniz ki? Yani olmayacak, olmayacak bir şey oluyor. Maç 2-0'dan -2 2-2'ye gidiyor ve iki tane bir günahitsin kendi kalesine attığı golle. Dolayısıyla dostlar şans bu işin olmazsa olmazı. Zaten şansı yanımıza aldığımızda Neler yaptığımız bu kanalı çok net bir şekilde ortada ama yanımızda olması lazım dostlar ve bu işin çok büyük ölçüde şansla alakadar olduğunu lütfen unutmayın ve kendinizi, ailenizi, dostlarınızı sevdiklerinizi riske atacak, sıkıntıya sokacak meblağlarla da hiçbir zaman bu oyunu oynamayın dostlar. En güzel örneği dediğim gibi dünkü United maçı ki eminim ki aranızda da birçok birçoğunuz bu karşılaşmadan mutlaka yandınız, mutlaka başınız yandı. Bunda e, net bir şekilde bildiklerim de var zaten. O yüzden lütfen bunları da unutmayalım dostlar ve e, dilerseniz de Cumartesi'den seçtiğim ilk mücadele değerlendirmemizi yapmaya başlayalım. Bayağı Hoffenheim maçı tabii Münih'te çalkantılı bir dönem var. İşte City'den e, yenen 3 gol, alınan ağır mağlubiyet. sonrasında soyunmalasında e, Mane ile Sané arasında yaşanan kavga Mane'nin kadro dışı bırakılması yani belli ki içeride de belli başlı huzursuzluklar net bir şekilde var. Ben basına yansımayan farklı farklı şeylerin de olduğunu düşünüyorum ki Alman medyasında zaten farklı farklı iddialar da var. Şu anda kaos ortamındaki bir Münih var. Tabii ki burada ligde Hoffenheim yenerek ayağa kalkmaya çalışacaklar. Münih bunu defalarca yaptı ama şu anda sezonun e, en iyi dönemlerinden bir, birinde, olmadığında Bayern Münih'in kabul etmek lazım. Tabii ki burada Münih tarafından değerlendirmeler yapılacak. İşte 3.5 gol üstleri, Münih'in tek başına atacağı 3 gol, ilk yarı 1.5 üstler bunların hepsi mutlaka değerlendirilecektir. Ancak burada benim değerli gördüğüm bir oran var ki dostlar Hoffenheim'ın son haftaların formda ekiplerinden Hoffenheim'ın e, biraz daha böyle başını böyle e, yukarılara doğru çevirmiş artık. Biraz daha nispeten nefes almış Hoffenheim'in ben bu kadar sıkıntılı Münih karşısında replasmanda bir tane de olsa gol bulacağını düşünüyorum dostlar. Bunun da 1.45'lik ya da 1.46'lık aşağı yukarı en son baktığında bir oranı vardı. Değerli bir oran olduğunu düşünüyorum. Yani Bayern Münih maçlarında dediğim gibi ev sahibinin 3 golüne gitmek, toplam gol 3.5 üstüne gitmek zaten bunlar e, yapılabilecek şeyler ama e, ee, hani 3.5 gol üstünü mesela şu anda baktığımda 1.50'lik e, bir, bir oranı var. 1.46 Hoffenheim'in tek golü. Yani zaten 3.5 üste giden yolda ben bir tane bir tane de olsa bir Hoffenheim golü mutlaka beklerim. Dolayısıyla burada benim önceliğim deplasman 0.5 gol üstü olacak dostlar. E, çok ana kuponlara yine de girmez. Bayern böyle biliyorsunuz yani sonuçta Bayern alıp karşılaşmayı sürüklese de ama hani 4, 4 gol de atsa 5 gol de atsa ben o bir golü mutlaka kalesinde bu karşılaşma üzerinde göreceğini düşünüyorum dostlar. Hatta böyle çok uçmak isteyenler onu da hatta oranına bakarak söyleyeyim sizlere. Ee, burada Hoffenheim'ın deplasmanda atacağı ikinci golü de sürpriz kuponlarda değerlendirebilirler. 3.39'luk bir oranı var dostlar. Böyle 3-2-4-2 gibi yani bayan evet yine beklenti karşılar ama kalesinde de goller görebilir diye düşünüyorum. Bunu da sürpriz kuponlarda düşünebilirsiniz. Ben Hoffenheim'ın da bu karşılaşmada gol veya goller bulmasını Dediğim gibi bekliyorum dostlar. Yani bunu dışta normal beklentilere zaten gidebilirsiniz. Yani bayan atacağı 3 goldü. 3,5 üstü, ilk yarı 1,5 üstü hiçbirine de bunların itiraz etmediğimi söyleyeyim. Belçika'da enteresan bir mücadele var. Yüpenle Zulte Waregem karşılaşması. Son 2 hafta Belçika'da normal sezonu bitmesine 2 hafta kaldı ve bu Zulte Waregem için mutlak kazanılması gereken bir karşılaşma dostlar. Kazan kazanamazsa Zulte Waregem 1 hafta kala küme düşüyor. Küme düşmesi kesinleşiyor dolayısıyla Yüpen deplasmanındaki Yüpen de doğrudan rakibi bu arada gerçekten ee, alt sıraları çok yakından ilgilendiren çok kritik bir karşılaşma. Ee, burada oyunu riske edecek olan bir Zulte Veregan var deplasmanda. Zaten e, hücum yönünden zaman zaman iyi işler yapsa da çok ciddi savunma zafiyetleri olan bir takım. Nitekim bu kadar sıkıntılı bir konumda olmalıdı, olmaları da bu ee, savunmalarından kaynaklı bir durum. Ee, burada Yupen'e beraberlik yetiyor. Belki biraz daha kontrollü başlamayı tercih edebilir ama ister istemez Zulte bu e, risk geçeren oyunda, bu tempo oyunda ayak uydurmak zorunda kalacaklar. Zulte ve alacağı riskler sonrasında arkada boşluk bulacaklar. Ancak Zulte burada golle başlarsa bu sefer Yupen açılacak. Yani iki takım da ister istemez burada maçın içine girecek. Dostlar yüksek tempo göreceğiz, pozisyonlar göreceğiz. Ben bunların da, e, bunlardan en azından üç tanesinde golle sonuçlanmasını bekliyorum açıkçası. İki buçuk gol üstü tercihim var bu karşılaşmada. İdeal maçlardan günün alınabilecek tercihlerinden biri gibi gözüküyor. Bir eli, bir eli birlikte bir oranı var dostlar. Dileyenler değerlendirebilirler. Ee, günün keyifli, tempolu, gollü geçme alay karşılaşmalarından biridir bana göre. Manchester City-Leicester City maçı tabii istim üzerinde bir Manchester City var. Sezon sonu geldiğinde yine e, form grafiği pik yapan bir City. Gerçekten çok iyi oynayan bir City var. Yani bırakın aldığı sonuçları bir kenara. Oyun anlamında da bence sezonun şu anda en üst noktasına ulaşmış durumları. Bayern'e karşı atılan 3 gol çok değerliydi. 3-4 tane daha gol olabilirdi o karşılaşmada. Yani zamanın kalecinin neler çıkardığını bayan kalecisinin gördüğünüz o karşılaşma üzerinde. E, rüzgar arkası alan bir siti var. Tabii ki Bayern e, revanşı, ikinci karşılaşma Allianz Arena'daki maç mutlaka akıllarda olacaktır. Mutlaka tur hala daha bitmiş değil. Sonuçta Bayern gibi bir takımdan söz ediyoruz ama rüzgar arkası alan istim üzerinde bir siti varken çok da kötü bir Leicester performansı varken ki artık şakası yok. Yani bu takım küme düşmeye doğru emin adımlarla gidiyor. Ben Etihad'da da çok varlık gösterebileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Burada City'den zaten iki gol bekliyorum. Oran alabilmek adına 3. golünü de sizlere önereceğim arkadaşlar. Ev sahibi iki buçuk gol üstü tercihim var. Burada 1.53'lükte bir oran açılmış. Dileyenler bu tercihimizi de değerlendirebilirler diyerek devam edelim. Bu Nesliga'da Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach karşılaşması tabii ki iç sahada oynayan bir Frankfurt'un favori olduğu bir karşılaşma. Kazanabilir mi? Kazanmasını hepimiz bekleyebiliriz. Ancak son dönemlerde de çok iyi bir Frankfurt performansı olmadığını da söylemek lazım. Özellikle işin savunma yönünde çok zorlanan bir Frankfurt var. Kalesini gole kapatmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor ama tabii ki iç sahada da işin hücum yönünde gerçekten başarılı bir takım. E bu tarz maçlarında dediğim gibi zaten doğal favorisi. Ancak Mönchengladbach'ın ben son Wolfsburg maçını takip ettim. Fena da işler yapmadılar o karşılaşmalarda. Zaten hücum yönü onlarda da kuvvetli olan bir takım ama onlar da tıpkı Frankfurt gibi zaman zaman işin savunma yönünde ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Frankfurt karşılaşmayı kazanabilir. Dediğim gibi zaten favoridir ama ben Burada bir Gladbach golü de bekliyorum dostlar açıkçası. Frankfurt'tan zaten minimum bir gol bekliyorum. Dolayısıyla ideal bir karşılıklı gol var mücadelesi olarak karşılaşmayı yorumluyorum arkadaşlar. 1.51'lik bir karşılıklı gol var oranı var. Dileyenler bu tercihi de ekleyebilirler diyerek devam edelim. Fenerbahçe-Ankara gücü maçı tabi Galatasaray bugün Kayseri'yle oynayacak. Aslında o maçın sonucunu görmek de biraz daha bu karşılaşma öncesi iyi olabilirdi ama yani ne olursa olsun sonuçta kazanma zorunlu olan yani Galatasaray puan kaybetti de karşılaşmayı kazansa da Kazanma zorunlu olan bir Fenerbahçe var. Taraftarın önüne çıkıyor. Kritik bir kara gümrük maçından çıkan bir Fenerbahçe. 3 puanı Zaitsen'in inanılmaz golüyle, inanılmaz golünün de katkılarıyla daha doğrusu alan bir Fenerbahçe var. Burada da Ankara gücü tabii ki zaman zaman sıkıntı yaratacaktır. Çok kolay bir karşılaşma değil. Ankara gücü, hücum gücü yüksek. İşte savunma arkasında koşu atabilen, becerikli ayakları da olan bir takım. Ancak taraftarın önünde Fenerbahçe. Son dönemde de ritim bulmuşken ben hata yapmasını beklemiyorum dostlar. Burada... Maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir gol üstü tercihim var. Yurt dışından da oradan biri olarak da değerlendirilebilir ama iddia oranı e, çok yeterli değil. 1.37'lik e bir maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü oranı var arkadaşlar. Bu benim e, bu karşılaşma üzerinde sizlere önerim olacak. 3-1 gibi de mesela bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bunun paralelinde ekstra tercihler de alınabilir. işte. karşılıklı gol 2.5 üstler. İşte ne bileyim e, maç sonucu 1 ve karşılıklı gol varlar. Mesela bu tarz yüksek oranlara da 3-1 skora göre ekstradan gidebilirsiniz dostlar. Fenerbahçe zorluğunda ama taraftarlarında bence hata yapmaz diye düşünüyorum. Inter Monza mücadelesi tabii benim çok uzun zamandır değerlendirmediğim bir Inter vardı. Ancak hazır böyle moralli yakalamışken Benfica gibi bir takımı deplasmanda 2-0 şampiyonlar Liga yenip çok büyük bir avantaj almışken ligde de değerlendirmek istedim. E tabii e, Monza takımı burada bizim için önemli. Şimdi burada Inter'in karşıda daha böyle işin savunma yönünde de etkili böyle daha sert bir takım olsaydı aslında bu karşılaşmaya girmezdi. Mesela örnek veriyorum bir Torino olsaydı bu karşılaşmaya çok kolay kolay girme cesareti bulamazdım ama Monza tipik böyle çok sert oynayabilen bir İtalyan takımı değil. İşin hücum yönünde etkili ama çok iyi bir savunması olan böyle kalesini çok ciddi anlamda gole kapatabilen bir takım değil. Çok da moralli bir inter var. E zaten işin hücum yönünde sıkıntı çekmeyen bir inter var ama savunma anlamında sıkıntılar yaşıyordu ki ligde zaten özellikle kalesinde gördüğü goller sebebiyle bu sezon çok ciddi anlamda sıkıntı çekti. Ben interin bu moralle iç sahada da açıkçası Monza'ya karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum. E, maç genelinde de iki gol bulmasını bekliyorum dostlar. Taraf tercihinden maç sonucu birden kaçıyorum. Çünkü Inter'in yiyebileceği gollerden çekiniyorum burada. Yani bir 2-2 ihtimalden çekiniyorum. Burada bir e, Şampiyonlar Ligi'ndeki savunma konsantrasyonu, savunma performansını görmeyebiliriz Inter'den. Çünkü dediğim gibi ligde Inter çok pozisyon veren bir takım. Olur da 2-2'ye giderse burada canımız yanmasın ama Inter moralliyken bence iki golünü iç sahada Sansiro'da bulacaktır dostlar. Dileyenler bu tercihi de değerlendirebilirler diyerek son maçımıza geçelim. Westerlo Kulüp Brüj maçı bu da Belçika Ligi'nde e, üst sıraları ilgilen, ilgilendiren bir karşılaşma. Kulüp Brüj yıllar sonra şampiyonluk potasından şampiyonluk turu var biliyorsunuz. Normal sezonun dediğim gibi bitmesinde iki maç var. Oradaki e, işte ilk dört takım bu sene şampiyonluk turu oynayacak. O dört takımdan biri olmama tehlikesi yaşıyor. Çok uzun yıllar sonra çok sıkıntılı bir sezon geçiyor kulüp zaten. iki kere teknik adam değiştirdi de biliyorsunuz. Ee, ve bu karşılaşmayı mutlak kazanmak zorunda hatta e, yani son iki karşılaşmasının ikisi de mutlak kazanmak zorunda da hemen altındaki konferans ligi playoff'lar oynayacak. O alt, hemen e, işte 5. 4. daha doğrusu 5. 6. 7. 8. takımlarda normal sezondan sonra bir konferans ligi playoff oynayacaklar. Onlar da o hatta bulunuyorlar. Oradaki yerlerini sağlamlaştırmak için Westerlo'da karşılaşmayı kazanmak zorunda. Yani iki takımda bir kazanma zorunluluğu var ve iç sahada gerçekten sezon genelinde çok iyi bir Westerlo var ki bu takım aslında e, yeni yükselen takımlarından biriydi ligin. Gerçekten iyi bir yapılanmayla, iyi bir planlamayla da e, şu anda tutunmayı başardılar. Hatta dediğim gibi üst, üst sıralarda Avrupa hedefinde zorluyorlar. Rakiplerinden zaten ilk sahada çekinmeyen bir Westerlo var. Kazanmak zorunda olan bir kulüp bürüş var. Dolayısıyla burada da tempolu, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ben iki takımın da birbirine karşı gol bulma ihtimali olduğu gibi ikişer gol bulma ihtimalleri üzerinde bile duruyorum dostlar. Gollü mücadele bekliyorum. Burada da iki buçuk gol üstü bence muhakkak değerlendirilebilir. Tabii ki iki buçuk üstte giden yol mutlaka bu karşılaşmada karşılıklı gol vardan geçecektir. Dolayısıyla alternatifte iki buçuk gol üstü ve karşılıklı gol var yine kuponlarda bir arada yazılabilir. Alternatif kuponlar için konuşuyorum ve ben iki iki gibi de bu karşılaşmadan bir skor çıkabileceğini düşünüyorum. Yani işte burada sürpriz Westerlund atacağı ikinci gol ya da maç geneli 3.5 üst vesaire bunlar da ekstradan yüksek oranlı tercihler olarak aklınızda bulunsun diyorum dostlar. Ve bu şekilde de cumartesi videonuz, videosunun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Pazar videomuzda sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.